şey söyleyeyim mi? Sen evet. bana buraya Melis için geldiğini söyledi arkadaşlar. Biz konuştuğumuzu. Melis'i beğenerek geldim dedi. Ciddi misin? Evet. Eve geldiğimde, ben içeri girdiğimde, oturduğumda sadece Melis beni istemediğini söyleyince sana yöneldim dedi. Burada üç tane gelin adayını düşünüyorum Melis'te. Kız! Demişti. Sen, Melis ve ben. Benden sonra da hep sana geliyorlar. Melis! Adayın Nur, gelmiş. Melis ve Cansel demişti. Aklında o koruma altında. Şimdi sen Cansel'in ismini de vermiştin. Hep benden sonra sana geliyorlar. İkinci bir an benim. Benden sonra sana geldi Semih yalnız. Dikkatini çekelim. Pardon canım. O zaman benim ilişkim olduğu için sana geldi. Melis. Ben atlamasam. Melis adayın sana. İçeri girdi, kaldı, gitti. Haberin yok kız. Harbiden ha. İşte bu kadar. İnsan mutluluğu için savaşmaz mı? Bunu gözümüze soka soka göstermesi lazımdı. Sende de biraz daha böyle senin için geldiğini gösterseydi belki kalabilirdi. Ama bir dakika, Melis için geldim dedi, aldı bunu, burada oturdu. Nur'la oturdular bahçede, Melis için geldi. Yok, ya burada Melis istemiyorum. Arkadaş, insan ya, bir şeyler için savaşacak. Yani öyle, hadi gel bir cesaret verdi. Dedenin arkasından konuşmak çok fazla neyse, doğru değil bence. Kötü bir şey demiyoruz ki. Olsun. Dedenin yeni aday hakkında konuşalım. Umarım. Bu Açan adım, 24 yaşındayım. Görüyorsun, görüyorum. Evet. Aşçıyım. Aşçısın. Aşçıyım. İkizler Burcu'yum. Marmaris'ten geliyorum. Marmaris'te küçük bir çanta şeyimiz var, dükkanımız var. Çanta dükkanı, nasıl söyleyeyim, tarz çantalar var içeride. Onun haricinde aşçılık okulu okudum. Aşçılık mezunuyum zaten. Ne güzel yemek yapıyorsun. Gastronomi okumuyor. Gastronomi değil, direkt aşçılık. Gastronomi biraz daha mutfak bilimlerine giriyor. Marmaris'te babam yaşıyor, Bodrum'da annem yaşıyor, ayrılar. Yani dolayısıyla iki tarafta da yaşıyorum. İstanbul'a geldim şimdi yarışma için, sizlerle de tanışmak için. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Başka takım mı var? Daha benim için yok. Daha önce evlenip ayrıldın mı? Hayır. Düşündüğün gelin adayı kriterleri nedir? Nasıl düşündüğüm bir... gelin adayı kriterleri öncelikle bana ve aileme, öncelikle kendisine saygısı olması lazım. Nerede ne konuşacağını, oturacağını, nasıl oturup... bu kadar benim için. Pek fazla katı kurallarım yoktur yani. Dış görünüş falan önemli değil yani. Tabii ki. İlk bakışta dış görünüşünüzü görüyorum sonuçta. Dış görünüş önemli. Efendim? Aklında bir aday var mı? Dış görünüş önemli dedim. Gelirken aklında bir adayla geldin mi? Evet, aklımda bir adayla geldim ama o bana şu anda saklayacağım o ismi. Biraz hepinizi tanımak istiyorum standart açıkçası. Standart pazartesi gününe kadar saklayacak. O gün belli olacak. Pazartesi belli olmaz. Belki daha uzun, belki hiç söylemem. Belki pazarsın. Başka bir aday bulurum. Ha. Neden olmasın? Okay. Belki gidersin. Belki de gidersin. Belki de sen gidersin. Bu da egoist, tamam. Beğendim. Cidden. Teşekkür ederim. Seni beğendi. Sabrından bahsetmiştim. İtiraz da etmedi. Nereliydin? Ha, Marmaris. Yok, Marmaris değilim. Rize. Oh, hemşerim sayısı. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda Marmaris'te yaşıyorum. Babam zamanında turizmle ilgilendiği için gezdim yani. Birçok turizm şehrini gezdim. Oralarda büyüdüm. Aynı yaştasınız. Dani ile. Olabilir. Dani... Tabii Dani'ye ki biraz ben tersim ya. Ne gibi? Baştan söyleyeyim de. Yani sizin aranızdaki diyaloglardan yüzünden ben biraz senin yanlış yaptığını düşünüyorum açıkçası. Beni haklı mı buluyorsun? Seni haklı buluyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Bence gelirken kapıya falan vurmuşsun kendini. Neden? Bak, bu hoşuma gitti. İçeri gireyim. Bu Açan. Tekrar hoş geldin Bu Açan. Ne yersin Bu Açan? Sana ne ismi? Sakin ol Bu Açan. Ya bırak, dışarıdan severek gelen biri var ya. Tabii ki bunları şu anda burada daha iyi göreceğim her şeyi. Bence biraz niyetli değil, demiştim. Olacak. Gözlemleyeceğim. Yani bu durumda şunu görüyoruz ki çok fazla ön yargım var. Teşekkür ediyorum. Hayır, kesinlikle ön yargı değil. Ben zaten az önce söylediğim gibi. Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla dedim. Hı. Ön yargı olarak kesinlikle algılanmasın. Başka yerlere de çekilmesin. Ben sana uzağım, şunu da bir söyleyeyim demen şu anlama geliyor. Ben Daniela ile ilgilenmiyorum. Sen de bil Daniela, sen de benimle ilgilenme demek oluyor bu. Neden olmasın? Belki de öyledir. Ya bırak da abi, ben Ayça'nın gitmemesine üzüldüm. Hı. Yani bir hafta olur, iki hafta olur. Hadi korumayı da alırsın. Üçüncü... Yani 4-5. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oradaki o görüntüleri verirlerken Semih'in zaten duruşunu takdir ettim. Gerçekten o Ayça'nın ona yönelmesi bana çok
Bir acayip bak, geldi. Gerçekten ben abi yönelmesi. Onu takdir ettim ama onun İstikrar. Yönelmesi. Tamam olabilir diyeceksin. Tamam. Ama ben yine söylüyorum. Bak Ayça başka bir boyut. Ayça açık sözlü. Hayır abi Ayça aynısını mı şey vuruyor ya. Aynısını mı yaptım? Hayır. Benim burada sana da aynısını yaptı koyma. Diyorum. İlk başta bu eve geldiğinde pardon. Ayça zaten bu karakterde bir insan geldiği zaman hatırlıyorum abi ben şaşırmıştım böyle. Sıradaydık. Geldi tık Emre diye pat vurdu. Benim zoruma giden ne biliyor musun? Bu kadar çok arkamdan konuşması. Bu kadar çok gereksiz böyle şeyleri havaya sunması. Abi yani... Ama baktığın zaman neticede o da bu evde abi yaşıyor. Tamam abi, evde ya. Ama bak İlerci yaşanan... İlerci tanıyacak birbirlerini. Sen iyi de abi senden başka tanıyacak kimsesi yok ki. Kardeşim. Kusura bakma ama burada kimse adayı yok ki. Herhalde gidecek sana yani. İstediği herkesi tanıyabilir. Yani özgür. İstediği herkesi özgürce tanıyabilir. Özgürce bir şey söyledi ya. Bundan yana bir sıkıntı yok. Eyvallah. Yani, biz yaşananlardan... Bunu neden en başında yani. Anlamadı? Ya, başında ya da söyledi de yani. Tatsız olaylara ne gerek vardı? Buna sordu yolda şey kötü oldu. Gelip Emre için geldim deyip de sonrasında yönelmek kötü oluyor. Anladın ya, Murat, mı? Herkes burada fikrini değiştiriyor ya. Tabii abi. Ya. İşte demek ki sıktı o geldiğindeki fikirleri gerçek fikirleri değil. Ama herkes abi. Aynı şeyi yaşamıyor Tankurt. Bu var. Abi, bak bu yaşananlar da. Başka bir şey. Bak baştan beri gelip şu etüt et. Hiçbirimiz onu o duruma düşmedik. Yani öyle bir şey yaşamadık. Hı. Evet başta gerçekten o gözleri parıl parıl parlayan. Geldi tuttu aldı Emre'yle o da onun inandı. Evet. Yürüdüler. Biz de aşklarına inandık hep beraber. Evet. Ki onun için bunu yorum yapma hakkını kendimde buluyorum. Aynen. Ben de inandım çünkü. Hepimiz. Zaten gerçekti. Ve daha hala da o dönemine inanıyorum. Bak daha hala da o dönem. Ama sonrasındakini aklım almıyor. Ve içeri geldikten sonraki bu dönemine de aklım almıyor. Futbol izliyor musun? Futbol tabii ki her erkeğin olduğu gibi benim de. Koyu bir bağım var futbolda. Eyvah. Fenerbahçeliyim dedim. Yok diyorsa evet, eğer sıkı takipçi. Fenerbahçe biliyorsunuz aşkım. Fenerbahçe bir şey diyemiyorum. Sen de mi Fenerbahçelisin? Ben Galatasaray'ım bebeğim. Nereden biliyorsun Fenerbahçelilerin sıkı takipçi olduğunu? Çünkü Fenerbahçe'den başka takım yok. Çünkü futbol severler. Takımla düz destek alır. Futbol izlerler aşkım. Allah Allah. Ben bilmiyorum ya. Ben de. Görüşürüz. Beklediğim şey. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Senin öpeyim de. Atabilirsin. Görüşürüz. Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Biz de öyle. Ne taraftan çıkıyoruz? Şuradan. Şu kapıdan çıkıyorsun. Ne oldu Ceyda? Gözünün arkasında kaldın. Yakında bayağı beğendin çocuğu... herhalde. Yakında sen bu çocuğu da kaçırırsın. Bayağı beğendin herhalde. İyi kızlar. Herhalde. Ye anam ye. Yalnız çocuğun herhalde gözleri kör. Bence yanlış seyretmiş bazı şeyleri. Yani. Neyse ki görecek burada. Boğaçan aramıza katıldı. Kendisi Mehtap'la benim tartışmalarımda Mehtap'ı ne kısmet ki haklı buluyormuş. Ama ben şuna karar veremedim. Acaba ne derece izlemiş? Çünkü galiba iyi izleyememiş. Bence insanları çok iyi tanımadan yorum yapmasın, önyargılı davranmasın. Neyse iyine de hoş gelmiş. Bak canım kardeşim. Şimdi... Bazı söylenimler evet belki çizmeyi aşmış olabilir, senin açından kızabilirsin. Fakat şu da bir gerçek. Oradaki arkadaşlık gerçekten oradaydı. Ve sen bir damat adayı olarak sonradan geldin, Cansel'in hayatına girdin. Onlar senin ilişkini yapıcı, desteklediler orada. Sonuna kadar orada evet dediler, evet. Sana inandılar, Cansel'e inandılar. Yani sonuçta onlar dostlar. Ben inan dost arasında da hiç girmem ilişkilerimde abi. Hayatta girmem. Kendim de girmek istemem. Çünkü başıma çok geldi. Kötü adam ben oldum. Aa. Bir lafım yok abi. Ona bir kötüydüler. Ama benim bir arkadaşım üstüne üstüne benim kız arkadaşım ya da hayatımdaki kadını kötüleyecekse ve benden onu soğutmaya çalışacaksa... Ya senden onu soğutmaya çalışmıyor. Senin yani. Arkadaşın yok, değil ki. Yok abi. Seninle hiç ama alakası yok. Bunlar daha şimdiki raddeler. Mesela ileride benle Cansel problem yaşadığımızda bilmem ne alacak götürecek belki. Abi kendi açılan bir canım şey. Eserim. Ben de bakma ama... Özel işleri yap bak daha aynı yani. Son. Canım eserim. Bak bu gibi durumlar nasıl meydana gelir biliyor musun? Eğer senin Cansel'le aranda bir problem varsa, Cansel dostları onlar gördükleri için giderler, konuşurlar. Ha işte bak enerjik bir adam. Gel. Bak ne oldu? Biz de seni bekliyoruz. Bak ne oldu? Bak ne oldu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Tarkuluk. Merhaba. Çok iyi ya. İlk günden
Sana benzettim abi, böyle bir şey yaptı ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya arkamda yok. Gel bu açıdan. Merhaba. Gel sen böyle geç bu ortada. Sana ben gidiyorum. Ay. Ben tamam, o sana güzel kardeşim. Ne tarafa geçiyoruz? Geç oraya otur kardeşim. Sen de Semih. Oraya oturma Semih. Semih oraya oturma. Semih. Neyse. Vallahi kızlarla iyi başa çıkıyorsunuz beyler. Baştan söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Vallahi sen de baştan. Baştan iyi girdin. Baştan iyi girdin. Yanımda bir dakika sonradan kavga ediyorlar ya. Niye? İnsan bir soru, yeni biri gelmiş, bir soru sorun, bir şeyler yapın. Tut 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 kavga ediyorlar öbürü. Öyle mi? Aa, öyle mi geçti o taraf? Vallahi Mehtap, Melis biliyorsun standart. Ya orası oluyor. İyi izledin mi sen? İyi izledin mi? Mehtap, Melis. Standart, dediğine göre yani, izlemiş. Uzun izledin mi? Ne kadar süre izledin mesela ya vallahi, programı dışarıda? Nasıl takip ediyorsun? Program başladığından beri bölüm bölüm izliyordum. Güzel. O zaman ben bayağı bilgin var herkesle ilgili. Süper. Az çok var. Ne iş yapıyorsun hocam? Avantajlıyım. Haşçı mısın? Oooo! Dört dedik. Welcome. Buna en çok tankım sevindi. Tabii canım. Mutfak yükünü hafifletti gayet. Ben niye? Eve iş getirmiyorum. Baştan konuşayım onu. Peşin ama evde iş yapıyorsun ayrı. Yapacağız artık. Ne yapayım? Eve iş getirmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Evde iş yapıyorsun ayrı diyorum. Tabii canım. Eve iş getirmiyorum. Evde iş çıkartacaksın zaten. Burası biraz oldu. Üç tük dört olduk. Ne kuzin? Ben zaten okulunu okudum bu işin. Lisesini, üniversitesini. Ayrıca de yurt dışlarına stajlara gittim. İtalyandır. Yani dolayısıyla uluslararası mutfaklarda da az çok bilgim var. Lakin iki senedir, bir buçuk senedir falan çalışmıyorum. O yüzden biraz hamlamış olabilirim. Çünkü yurt dışına... Pratik her şeyin başı tabii. Pratik. Hiç merak etme. O kadar çok zaman var. Tamam süper. Yani zaman olmaya da biliyoruz. Biz evde yapacağız diye mesela 1500 açar. İtalyan. Ayarlarız onları. Pizzalar, tamam. Mizzalar havada uçar artık. Yaş kaç kardeşim? 24. Makarna çeşitleri. 20 sen mi 24? Çok güzel. İyi, Adnan sen hala 20'miş misin? Neyi? Ben çok sevdim arkadaşı. Ya aşçı ben. Bayılırım. Ben de senin kafadayım merak etme. Sen soruyu anlamadın. Neyse. Ölürüm. Sana duymaz uydurur ya. Aç, ölürüm diye. Sen hala 23 müsün dedim. Adam dedi ki ben çok sevdim. Ben çok... Yemek mi? Vallahi diyor. Karnını aç şu anda dondan. Cebinden gelmeden önce hazırladığım risotto. Adnan bunu sana yaptı. Öyle bir şey yaptı.